Orası çok önemli sanki. Burada yaşanan sorunlar tabii ki aile hayatına da yansıyor. Çünkü her zaman belirtildiği üzere çocuğu sadece anne baba yetiştirmiyor. Anne babanın arasındaki ilişki de yetiştiriyor. Çocuğun üçüncü ebeveyni denir ya buna. Kesinlikle. O yüzden bu aradaki ilişkinin de sağlıklı bir şekilde devam etmesi çocuğa da doğrudan çok olumlu bir şekilde yansımış olabiliyor. Ama burada şunu da belirtelim, böyle bir tedirginlik oluşturalım istemiyorum. Bazen işler çok da yolunda gitmez ve bazı şeyler çok zorlu geçmiş olabilir. Bazı dönemler çok zorlayıcı geçmiş olabilir. Bu çocuk büyürken yaşanan bazı sorunlar olmuş olabilir. Aile çok daha kaotik bir zamandan geçmiş olabilir. Pek çok farklı hayatın getirdiği durum var. Bunlar o zaman yapılmadı diye bir daha hiçbir zaman telafi edilmeyecek durumlar değil. Yani çocuk ilk dünyaya geldiğinde anne baba bir rol karmaşası yaşamış ve eş ilişkisi bağlamında çok zorluk yaşamış olabilirler. Çok tartışmalı bir evliliğin içinde büyümüş olabilir bu çocuk. Ama sonradan durumu biraz daha toparlamaya gayret ettikleri zaman, işleri değiştirmeye gayret ettikleri zaman bu gayret çocuğa da bir şifa vesilesi olabiliyor. Biz çocuğum ilk doğduğu zaman aramız çok kötüydü, çok büyük sorunlar yaşadık. 0-6 yaşta çok vurgulanır ya, gerçekten de önemlidir tabii ki. Ama o süreci çocuğum böyle geçirdi, ne olacak bundan sonra tedirginliğine de çok yer vermek istemiyorum. Buralar yaşandı ve artık buralarla alakalı kontrol alanımız mümkün değil. Ama kontrolümüzün mümkün olduğu bir alan var, şimdi ve sonrası. Şimdi ve sonrası ne yapacağımız, bu yolu nasıl yeniden düzeltmeye çalışacağımız, yeniden o taşların yerlerini değiştirmeye çalışacağımız çocuğa da yansıyacak ve çocuğun zihninde de evet bir şeyler yaşadık ama annem ve babam sonra bunu düzeltmeye çalıştılar, bunun için çaba gösterdiler şeklinde yeni bir düşünce de yeşermiş olacak. O yüzden burada böyle bir evham oluşturmak da istemem çünkü hayat böyle bir şey ve bazen işler yolunda gitmeyebiliyor. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi bu programda mutlaka konuşalım istediğim dönüm noktalarından birisi de güvenle alakalı olan kısım. Giderek eşlerin birbirine olan güvensizliğinin de arttığı bir dönemden geçiyoruz. Çünkü bu güvensizliğe mahal verebilecek çok farklı ortamların da artık hayatımıza girdiği, sosyal medya ile beraber özellikle çok farklı alanların açıldığı bir yeni bir hayat düzeninden geçmeye başladık. Eskilerin maruz kalmadığı kadar çok uyarana maruz kaldığımız bir aile hayatı sürdürmeye devam ediyoruz. Ve bütün bunlar güvenle alakalı çok sarsıcı da olabiliyor. Ya da eskiden haberdar olmadığımız kadar çok farklı hayat hikayesinden haberdar olmaya başladık. Bunlar da bir tedirginlik oluşturabiliyor. Kişinin tedirginliğe biraz daha yatkın bir yapısı varsa üzerine bir de bunlar eklenmiş oluyor. Ve sonra kafamızda kurduğumuz senaryolar sanki gerçekleşmiş gibi karşımızdakine de bu senaryolar üzerinden yaklaşmaya başlayabiliyoruz. Ve bu evlilik hayatı bir güvensizlik üzerine şekillenmeye devam edebiliyor. Veya gerçekten güveni zedeleyen durumlar da yaşanabiliyor. Bütün bunlarla alakalı eşlerin birbirine olan güveni eğer oldu ki bir şekilde gerçekten yaşanmış bir olay veya bizim kurduğumuz senaryolar dolayısıyla bozulduysa tekrar nasıl yeniden inşa edilebilir acaba? Bu noktada ayrımınız bence çok güzel oldu. Çünkü bazen güvensizliğin temeli somut, rasyonel bir şeye dayanmayabiliyor. Gerçekten çok hayali, kişinin kafasında tasarladığı bir takım şeylere bağlı gerçekleşebiliyor. Ve ikiye ayırdığımız zaman bence şöyle yapabiliriz. Bireysel sebeplerle olanlar, yani kişinin kendi psikolojik yapılanmasıyla ilgili olan güvensizlik temeli. Yani ne demek istiyorum? Kişinin belli bir şekilde ayrılık veya terk dair bir takım kaygıları varsa girdiği herhangi bir ilişkide, bu sadece eş ilişkisinde değil arkadaş ilişkisinde de ya da çocuğuyla olan ilişkisinde de devreye girebilecek bir takım belirtiler gösterecektir aslında. O yüzden bu bireysel sebepler kişinin kendi halletmesi gereken sebepler olarak algılayabiliriz. Diğer bir kısma gelirsek, çok güzel yine söylediniz, son zamanlarda ben bunlara şey diyorum. Dikkat testlerinde de yaparız. Çeldiriciler diyorum. O kadar yoğun çeldiriciler var ki kişinin dikkati hızla dağılabiliyor ve dikkat dediğimiz şey, dağılan şey, o ilişkide kendi sahip olmadıklarına dair de bir takım dikkat dağınıklığı, bir takım dikkatin yönelmesi gibi şeyler yaşayabiliyor başka kişilere karşı da. Ve böyle baktığımız zaman
güven temeliyle belki evliliği en çok sarsan şeylerden biri sadakatsizlik. Yani kişinin bir başkasıyla yasak bir ilişki yaşaması, yasaktan kastım gizli belki, ortada olmayan, gösterilmeyen bir şekilde. Ve bu gizli aşkın, bu sadakatsizliğin diğer eş tarafından fark edilmesi ve fark edilmesi sonrasında o ilişki dinamiğinin tamamen değişmesi şeklinde yapabiliriz. Bir diğer güvensizlik, kişi sürekli, yine bu bireysel tarafa alabiliriz sanki onu, paranoid bir takım düşünceleri olabiliyor gerçekten bazı kişilerin ve sürekli olarak acaba böyle mi yaptı, 10 dakika geç geldi, ne oldu acaba, telefonunu inanamıyorum, oturdu ve işte tersine çevirdi, tersine çevirdiyse benim okumamı istemiyor gibi bir takım paranoid düşünceler üretebiliyor. Bu yine bireysel olarak alabileceğimiz şeyler. Bunun ayrımını yaparken de biraz faydalı olsun istediğim için söylüyorum. Çünkü bazı şeyler hakikaten ilişkiyle ilişkili olmayabiliyor. Tamamen kişinin bireysel sahip olduğu özelliklerle ilişkili. Gelişimsel bir takım sektelere uğrayabiliyorlar. Ve kişi o paranoid düşünceler, ayrılık kaygısı, işte terke düşebiliyor, terk depresyonuna girebiliyor. Eş işe gidiyor. Ve kadın oturup başlıyor. Peki ya eğer oradaki sekreterle konuştuysa, peki şöyle olduysa, peki böyle olduysa diye yoğun böyle bir terk durumu yaşıyor. Beni bıraktı gitti, bir daha akşam geri gelmeyecek gibi bir takım düşünceler üretebiliyor. Bu noktada bunları bireysele aldık, bu tarafa geçelim sadakatsizlik kısmına. Sadakatsizlik kısmına geçtiğimiz zaman da şöyle bir şey görüyoruz aslında. Genel anlamda biz sadakatsizliği bir ilişki patolojisi olarak görürüz. Bunu böyle görmek zorunda mıyız? Hayır, değiliz. Ama genel manada zaten sadakatsizlik olmadan önce ilişki bir takım alarm sistemlerini çalıştırmıştır. Nadir durumlar haricinde bahsediyorum. Özel bir takım durumlar olabiliyor. Ama özellikle ilişki içerisinde siz anlaşamıyorsanız, birbirinizin istek ve ihtiyaçlarını karşılayamıyorsanız, birbirinizi göremiyorsanız, görememekten kastım duvar örmek, konuşmamak gibi bir takım sorunlar yaşıyorsanız zaten o ilişki alarm vermiştir. Ve o alarm neticesinde diğer kişi kendi ihtiyacını karşılamak için bir başka kaynağa yönelmiştir. Bunu anlatırken de bana iyi gelen bir örnek kafamda oturtururken belki sizlere de hani iyi gelir. Susarız, doğru mu? Ama bakıyorum ki benim bardağımda su yok. Yani içemiyorum ama çok da susadım. İleride bir çeşme var, ben gider onu açar kana kana içebilirim şeklinde kişiler sadakatsizliği biraz böyle yapıyor. Bu iyi, güzel, doğru falan gibi bir mesaj vermek istediğim için değil, metaforik olarak karşıdaki kişinin o ilişkiden beklentisi, o beklentinin karşılanmaması ve o ilişkiyi düzgün bir şekilde sonlandırıp yoluna bakamaması neticesinde doğan bir patoloji olarak görebiliriz aslında. Evet, yani burada olayın sebebini biraz daha araştırmaya çalışırken doğru bir anlayışa sahip olmamız açısından bu verdiğiniz örnek kıymetli. Ama tabii ki belirttiğiniz gibi bu örneklerin verilmiş olması hak verme anlamına kesinlikle da gelmiyor. Sadece olayın nasıl birbiri ardına şekillendiğini görmek adına bir yapı. Ama burada da yine dönüp dolaşıp kendimizi de suçladığımız bir yerde de kalmamamız kıymetli. Evet. Yani olayı dışarıdan bir gözle bakar gibi görmeye çalışalım. Ama bunu yaparken de kendimizi de yerden yere vurmayalım yeter ki. Onu yaptığımız zaman çünkü bütün gücümüzü kaybedip sonrasında yeni bir yapılanmaya, kendi hayatımızla alakalı yeni bir neye ne şekilde devam edeceğimizin kararını vermeye yaklaşmakta da çok zorlanıyoruz. Çünkü bütün enerjimizi kendimizi suçlayarak tüketmiş oluyoruz. O yüzden burada bütün bunları görmeye çalışırken kendimize de zarar vermeden bunu yapmaya devam etmemiz çok kıymetli oluyor. Evet Betül Hanım. Siz konuşurken ben biraz güven ne demek, güveni biraz zihnimde açmaya çalıştım. İlişkideki güven veya güvensizlikten önce insanın güven duyma ihtiyacı çok temel bir ihtiyaç. Az önce dedik ya hani istek mi ihtiyaç mı, karşıdan ne talep ediyorum? Evet, güven bir ihtiyaç. Güvende hissetmek bir ihtiyaç. Karşı tarafın duygusal yatırımını bana yapacağına dair söz veriyor olması benim için bir ihtiyaç ve güven. İlişki ve evlilik aslında temelde bunun üzerine dayanıyor. Sadece aldatma anlamında da değil. Mesela birçok konuda güvensizlik olabilir. Eşlerden biri diğerinden gizli para biriktiriyorsa mesela bu bir güvensizlik. Tabii. Bu da bir aldatma. Ben yani şunu söyleyebilirim.
güven nasıl bir şey? Güven o verdiğimiz söze bir şekilde sadık kalmamız, bir şekilde o sözün arkasında durmamız anlamına geliyor. Daha da metaforik veya somut olarak açacak olursam, oturduğum koltuğun beni taşıyacağına dair olduğum güvenle ben buraya oturuyorum ve eylemlerimi bu yönde ilerletiyorum. Ya da şu an üstüne bastığım zemin güvenli olduğu için ben adım atabiliyorum ve hareketlerimi o şekilde yönlendirebiliyorum. Zemin güvensizse, oturduğum şey güvensizse ben burada kendimi ortaya koyamam. Dolayısıyla evlilik zemini eğer güvensizse, işte bunun sadakat ayağı var, bunun açıklık, birbirine olan açıklık ayağı var, verdiğimiz sözleri tutma ayağı var. Yani güven çok katmanlı ve çok dallı budaklı bir şey aslında. Hı hı. Bütün evliliğin bütün o köşelerine, en uç noktalarına kadar giriyor. Bir kere başlarken daha ihtiyaç dedik ya, en temel şeylerden biri. Zaten burası sarsılıyorsa, onarım kısmına da geleceğiz. Burası sarsılıyorsa burada çok ciddi bir kırılma yaşanıyor. En sert virajlardan biri belki burası, güven kırılması. Karşı tarafın, şöyle örnek vereyim. Evlilik aslında şöyle bir şey. Bir oyuna benzetiyorum ben. Hani çocuklar oyun oynarlar ya. İki kişi birlikte oynamaya söz veriyor bir oyunu. Ama biri arka tarafta başka bir oyun oynamaya başlıyor. Ya da o oyunu bırakıp gidiyor ama söylemiyor öbür tarafa. Ve taraflardan bir tanesi, taraflardan bir tanesinin zihninde bütün oyuna dair tasarım yıkılmış oluyor. Dolayısıyla eğer başlangıçta ben seninle oynadığıma söz veriyorsam, bir gün oyunu bırakabilirim, o sıkıntı değil. Ama onu ona söylemek zorundayım. Hı hı. İşte burada yine daha somut bir şekilde örnek verecek olursam, senden habersiz para biriktiriyorum. Oyunu bozdum. Hı hı. Çünkü biz birlikte biriktireceğimize dair söz verdik. Birliktelik burada başlıyor. Hı. Ya da senden habersiz bir yatırım yaptım. Senden habersiz bir arkadaş çevresi edindim. Burada birbirimizin bütün hayatlarına dahil olmaktan bahsetmiyorum. Ama seni haberdar edeceğime, seni güvende tutacağıma dair söz vermiştim ben sana. Bu zemini yıktım. Dolayısıyla taraflardan biri oyunu bozarsa öbür taraf için zemin güvensiz hale gelmeye başlar ve kendini ortaya koyamaz hale gelir.